Selamun aleyküm. Allah kolaylık versin. Ben sizi seviyorum. Aslında Elifba'nın bütün harfleri sizi çok seviyor çocuklar. Biz de sizi seviyoruz. Hem de çok. Çocuklar, mim harfi de kolaymış. Öyle değil mi? Mim harfi bir makasa benziyor. Ekranda görüyoruz. Mim harfi bir makasın parçaları gibidir. İki tane mim harfi bir araya geldi mi bir makas oluyor. Değil mi çocuklar? Zaten mim harfinin bizim dilimizdeki karşılığı da M'dir. Mim yani makasın M'si. Çok kolay değil mi çocuklar? Çocuklar, bunlarda mim harfinin kelime içindeki farklı yazılışları. Bakın sağdan sola doğru 3 çeşit mim var. Gördünüz mü? Mim harfine çok benzeyen bu harflere de dikkat edin. En üstte ayın var. Ayın harfi kelime içerisinde yazılırken mim harfine çok benziyor. Ama aralarında farklar var. Bakın, ayın harfinin gözü kapalı. Oysa mim harfinin gözü açık. Hemen alttaki gayın harfi. O da mime biraz benziyor ama gayının da gözü kapalı. Ayrıca gayın harfinin noktası var. Hemen alttakilerse F ve Kaf. Her ne kadar onlar da mim harfine benziyormuş gibi gözükseler de F ve Kaf harflerinin de noktaları var. En alttaki ise mimi görüyoruz. Yukarıdakilerin hiçbirine benzemiyor değil mi çocuklar? Evet babacığım. Biraz dikkat edersek eğer bu harfler arasındaki farkları görebiliriz. Bu harfleri karıştırmamanın bir yolu da çok çalışmak. Değil mi baba? Evet oğlum. Şayet kendiniz benim burada anlattıklarımı tekrar etmezseniz öğrendikleriniz kolayca unutursunuz. O zaman sonraki derslerimizde çok zorlanırsınız. Beni tanıdınız mı? Yoo, tanıyamadık. Siz de haklısınız. Önce kendimi tanıtmam lazımdı. Ben Nun harfi arkadaşlar. Beni bir yüzeye benzetebilirsiniz. Nun harfine de hoş geldin diyoruz. Evet çocuklar, Nun harfi bir yüzeye benzer. Nun harfinin Türkçedeki karşılığı nedir? Bakın bu ekranda gördüklerimiz de Nun harfinin 3 farklı şekli. Nun harfi sanki B harfine benziyor değil mi çocuklar? Evet, hem de çok benziyor. Şimdi Nun ve B harflerini birlikte görelim. Üstteki B harfi, alttaki 3 harf ise Nun harfleri değil mi? Peki aralarında ne fark var? Ben söyleyebilir miyim? Buyur Pırpır. Çok kolay. B harfinin noktası karnının altında. Nun harfinin noktası ise üzerinde. Evet çocuklar, Pırpır doğru söylüyor. B harfinin noktası altında, Nun harfininki ise üstünde. Çocuklar, dikkat edin. Nun harfi, F, B ve T harfleriyle de karıştırılabilir. Nun'u F harfinden ayıran şey, F'nin yuvarlak bir kafası olmasıdır. Bakın üstten ikinci harf, F harfi. F harfinin 3 değişik yazılı şeklini görüyoruz. En üstteki ise T harfi. Sanki Nun'a benziyormuş gibi ama T harfinin 2 noktası var. En alttaki ise Nun harfi. Nun'un bir tane noktası var. Çocuklar, Nun harfinin aklınızda daha iyi kalması için Nun harfini bir nala benzetebilirsiniz. Hem nal kelimesinde de N harfi var. Bakın nalın N'si yani Nun. Bu bir at nalı sanki. Evet kartopu. Zaten nal başka ne işe yarar ki? Selamun aleyküm çocuklar. Siz çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Aferin size. Bakıyorum güzel güzel Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyorsunuz. Ben de sizi bir ziyaret edeyim dedim. Nun harfi deyince akla ben gelirim. Bakın şimdi. Bakın benim ismimde Nun harfi var. Yani N harfi. Ayrıca başımdaki sarığa bir bakın. O da Nun harfine benziyor değil mi? Nun harfini görünce aklınıza Nasreddin hocanın. Yani benim sarığım gelsin. O zaman bu harfi hiç unutmazsınız. Hadi Allah yardımcınız olsun. Benim işlerim var. Geç kalıyorum. Güle güle hocam. Yolunuz açık olsun. Bize de dua edin. Nasreddin hocamız da hemen gitti. Keşke bize bir hikaye anlatsaydı. İnşallah sonra kartopu. Şimdi dersimize dönmemiz lazım. Nun harfini de öğrendik. Ne zaman öğrendiniz? Nasreddin hocamız öğretti. Aferin size. Hazır mısınız alfabe dersine?
Çocuklar, yavaş yavaş elifbanın sonuna geliyoruz. Ben vav harfiyim. Yani V harfi. Nasılsınız çocuklar? Hamdolsun. Bu harfleri öğrenince daha iyi olacağız inşallah. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Merak etme kedicik. Bütün harfleri kolayca öğrenirsin. Elifbanın 26. harfinin adı vav. Ekranda görüyorsunuz. Vav harfi Türkçedeki V harfidir aslında. Ekranda vav harfinin mim ile birleşmiş halini görüyoruz. Bakın en sağdaki vav harfi. Vav, kendinden sonra gelen harflere bitişmez. Bakın vavdan sonra mim gelmiş ama vav mime bitişmemiş. Mimden sonraki harf, yani en soldaki harf de vavdır. Vav harfi, mim harfinin tersi gibidir. Bakın çocuklar, üstteki mim, alttaki ise vav harfi. Aralarındaki farkı görebiliyor musunuz? Vav harfini mim ile karıştırmamanın en iyi yolu, onu bir resme benzetmek. Mim harfi makasa benziyor demiştik. Vav harfi ise bir vites koluna benzer. Bakın, bu bir arabanın vitesi değil mi çocuklar? Vites kelimesi V harfiyle yazıldığına göre oradan hatırlarsınız. Vitesin V'si yani vav. Çocuklar, vav harfini söylerken dikkat edeceğiniz bir şey daha var. Vav harfinin Türkçemizdeki V harfinin karşılığı olduğunu söylemiştik. Ama vav harfini normal V harfinden bir farkı var. Vav derken dudaklarımızı ileri götürüyoruz. Bakın böyle. Vav, vav. Dudaklarımızı öne doğru biraz uzatıyoruz. Vav, vav. Vav, vav. Aferin Ahmet. Bir daha tekrar et, arkadaşların da görsün. Vav, vav. Evet çocuklar, sona doğru yaklaşıyoruz. Benim adım H. Beni H ve H harfiyle karıştırmayın. H harfi bizim bildiğimiz normal H gibidir. Kolay bir harf. Daha önce birkaç tane H harfi görmüştük. Onlar H ve H harfleriydi. H harfi kalın ve yumuşak bir harftir. H harfi ise kalın ve sert. Bakın böyle. H, H. Oysa bu H harfi ince bir harftir. Bakın ekranda bu üç çeşit H harfini görüyoruz. Çocuklar bunlar da H harfinin diğer yazılış şekilleri. Alt satıra bakıyoruz. H harfinin üç değişik yazılış şeklini görebiliyoruz. Bu bir hediye. İstersen senin olabilir kartopu. Çocuklar, evet bu bir hediye. Hediyenin üstündeki kurdeleler H harfine benziyorlar değil mi? H harfinin diğer yazılış şekillerine de dikkat edin. Aradaki benzerlikleri fark edeceksiniz. Evet baba. Hem de hediye kelimesinde de H harfi var. O halde H harfini öğrenmek ve aklımızda tutmak çok kolay değil mi? Helvanın veya hediyenin H'si. Çocuklar, H harfini şekil olarak sat, ayin ve mim harfleri ile de karıştırabilirsiniz. O nedenle bu harfler arasındaki farkları da bir görelim. En üstteki sat harfi. Sat harfi bir yumurtayı andırıyor değil mi? Sat bir salam gibi yassı bir şekilde ve kocaman. Hemen altında ayin harfini görüyoruz. Ayin harfi kalın bir nokta gibi. Sonra mim harfi geliyor.
Ekranda Mim'in 3 farklı yazılı şeklini görüyorsunuz. H harfiyle karışma ihtimali en fazla olan harf Mim'dir. Ama dikkat ederseniz Mim ve H harflerini de birbirinden rahatlıkla ayırabilirsiniz. Bakın en alt satırda en sağdaki harf H. H harfi kelimenin başında ve ortasında kurdele şeklinde yazılıyor. Oysa Mim harfi H harfinin yarısı kadar ve küçücük. Şimdi de en soldaki harflere bakın. Üst satırda Mim harfi var. Hemen altında ise H harfi. Kelime sonlarında H ve Mim harfleri böyle yazılıyor. Bakın. Çocuklar, bir de H harfini yuvarlak T harfi ile de karıştırmayın sakın. Bakın T harfinin noktaları var. Oysa H harfi noktasız. Evet baba. Bütün harfler birbirinden bir şekilde ayrılabiliyor. Çocuklar, geldik elifbanın 28. harfine. Bu harfin adı Lam Elif. İsminde de anlaşıldığı gibi Lam Elif aslında bir harf değil. Lam Elif, Lam ve Elif harflerinin birleşmesinden oluşmuş bir harftir. Ekrana bakın şimdi. Lam ve Elif harfleri birlikte çok kullanıldığından bu şekilde özel bir yazılımı vardır. Yani Lam Elif aslında bir harf değil. Lam ve Elif harflerinden oluşan iki harfli özel bir harftir. Evet Ahmet, Lam Elif iki harflidir. Önce Lam harfi okunur, kelime içerisinde okunurken. Sonra da Elif harfi okunur. Bu harfi ilerideki derslerimizde daha iyi anlayacağız. Şimdilik sadece şeklini ve ismini ezberleyelim yeter. Kolay bir harfmiş Lam Elif. Zaten başka harflere de benzemiyor. Elif B'de.